Herkese merhaba. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin ismi Humankind. Ben de çok oynamadım oyunu. Steam'de gördüm, çok iyi yorumları vardı. Dedim ben de bir alayım, bakayım nasıl bir şeymiş diye. İndirirken de az bir şey inceledim. Civilization mantığıyla yapılmış bir oyun. Hoşuma gitti. Zaten Civilization tarzı oyunları severim. Zaten her türlü stratejiyi seviyorum niyeyse. Neyse aldım, bir baktım ki işler gayet keyifli duruyor. Grafik tasarımları falan çok hoşuma gitti açıkçası. Aynı zamanda bu arkada gördüğünüz manzara da çok hoşuma gitti. Yani burada Moskova'dan bir sahne, Roma'dan bir sahne, Çin'den bir yer. Bunun tam olarak nereden olduğunu bilmiyorum ama o da farklı bir şey vardı bunun. Arkada zaten bakıyorsunuz kocaman Mısır piramitleri duruyor. Yani belli şeyleri mix ettiğimiz bir oyun. Ben de girdim oyunu, ondan sonra indirdim neyse. İndikten sonra tutorial'ını oynadım biraz. Tutorial'ını oynadıktan sonra bir tane video çekeyim istedim. Çünkü gerçekten hak eden bir oyun gibi görüyorum. Video çekeyim derken birkaç teknik aksaklıktan dolayı bir türlü düzgün video çekemedim. Umarım şimdi doğru şekilde olur. Ben de sizin karşınıza yeni bir oyun başlıyorum. Bugünkü planım tamamen şöyle. Oyunda çağlara göre ayrılıyor. Yani Neolitik çağ, Ancient Era, yani antik zaman falan filan böyle gidiyor da gidiyor. Modern zamana gidiyor. Roket bile atıyorsunuz yani herhalde anladığım kadarıyla. Astronot falan görünüyor çünkü. Birazdan göreceksiniz. İlginç bir oyun. Dilerseniz başlayalım hemen. Burada benim kendi yaptığım bir avatar var. Bu avatardan gidiyorum. Kanalın ismi bıyıklı olduğu için dayının da bıyıklı olma zorunluluğu var. Saç tamamen öyle random seçtiğim bir şey. Şimdi buradaki ekranda çok fazla detay olarak söylemek istediğim bir şey yok. Çünkü rehber videosunu yapmak istiyorum aynı zamanda buna. Rehber videosu yaparken daha güzel olacağına inanıyorum. Ama şöyle diyeyim size sadece. Oynayacağımız haritada 6 tane rakibimiz var. Bir de biz varız. Bunları zaten seçemiyoruz. Ve başlıyorum artık. Start dediğimde trailer girecek. Trailer girdiğinde ben susacağım. Sizi trailerla baş başa bırakacağım. Tabii yine videoda geçmek isteyen geçebilir. İşte o acayip ekran. Astronot var, bilim adamı var. Buradan bir tane Nord kadını var. Burada Arap bir insan koşuyor. Kadın elinde tüfek var, mavi saçlı kadın. Fili görüyoruz. Spitfire uçakları varken bir yandan da şey var arkada. Jet uçağı var. Çok eski olan... Neyse susayım artık. Our universe contains infinite stories. Most of which are about rocks and ice at sub-zero temperatures in a vacuum. Rather boring. However, on a small damp rock, there is a story that bears a second look. It's your story. But the first 4 billion years or so mostly concern amino acids. Not much of a page turner. But then, over time, the amino acids bond together, and things start to get interesting. And a bit drier. A certain subspecies of hominid discovers that you can do more with a sharp rock than annoy your little brother. Tools and weapons are invented. The hominids begin to cooperate. Fire becomes a servant rather than an unpredictable force of nature. They learn to tan the skins of animals for clothing. They learn ways to record and probably exaggerate their adventures. Eventually, these tribes learn to build shelters and immediately hold the first barbecue parties. This is the dawn of humankind. Struggle and cooperation have been rewarded. The Neolithic era draws to a close. The whole world beckons. This tribe has come far, but the rest of their story is your story. You are the one who will build them into a great civilization. How far will you push humankind? Another day, another dawn of humankind. It is time to finish breakfast, give a rousing speech, and leap into the future. Evet, şimdi oyunda başladı gördüğünüz gibi. Buradaki detay şu, ilk olarak bir tribe, bir hunting party, avcı toplayıcı toplumunun bir geleneği olarak hunting party ile başvurduz. Olayda gerçekten avcı ve toplayıcı olmak şu an. Burada gördüğünüz rakamları dolduracağız. Doldurunca bize çağa atlayacağız. Bu bölümde zaten bu kadar yapmayı planlıyorum. Neolitik çağdan Ancient Era'ya geçtiğimizde göreceğiz gerisini.
Neyse şimdi haritaya bakalım. Burada kaynak var. Kafi var. Kahve. Hoş. Şimdi biraz gezelim de öğrenelim. Şöyle kahveye doğru gidelim bakalım. Kahveye yolculuk olsun. Olabildiğince çabuk bir yere yerleşmek istiyorum derken aha gidemedik daha fazla. Deniz çıktı. Ama şuradan hemen yemeğe bakın yemeği aldık. Arttı. Yani böyle alt köşeye koydum. Çünkü burada çok bir şey dönmüyor. Sadece turn olayı dönüyor. Başka da bir şey yok yani. Ayar tuşu falan filan var da bunları kullanmıyoruz zaten oyunda. Şimdilik kullanmıyoruz azam bildiğim kadarıyla. Biz yolumuza devam edelim. Burada acayip şeyler var. Buralar gerçi uygun ama av bulmak lazım. Av bulmadan şey yapamam. Ya, yapacak bir şey kalmadı. Mecbur çağ atlıyorum. Buradan böyle gittim miydi? Bir şeyler çıkar bak. Yine bir şeyler çıkmadı. Bu evet şey bulduk iyi oldu. Alarm çalıyor. Bir saniye bekleyin hemen arkamı dönmem lazım. Tamam. Kusura bakmayın. Kaldığımız yerden devam. Pek edit yapmıyorum size gördüğünüz gibi. Sevmiyorum. Zaten ona vaktim de yok. Yani çalışıyorum, ediyorum, tutuyorum derken buna vakit ayıramıyorum. Siz konuyu alın, gerisini boş verin. Just because a culture died out doesn't mean it wasn't worthy of study. Evet. Buradan çıkıyoruz. Gidiyorum ama şey yok ya. Hiç böyle işime yarar bir şey çıkmıyor. Av çıkmıyor. Av çıkmazsa biz böyle boş boş geçeriz yani. Gelişemeyiz, bir yere varamayız. Aha, geçemedik. Gerçekten av çıkmıyor yani. Bu iş sakat. Heh, ikinci bir şeyi açtık. Güzel oldu. Hemen daha genişten yayılmak gerekiyor. Bunu da buradan yollayayım. Bu da buradan keşfetsin. Bu arada biz haritanın neresindeyiz ya? Neredeyse ortasındayız. Güzel. Neredeyse ortasında olmak güzel. Hareket kalmamış. Değişti. Aha. Event çıktı. Smoke Castle. Aaa. Güzel. Yakında bir yerde bir yangın çıkmıştı. Onun peşine koşmuşuz. Bunu yaparsak da şey yeni bireyler katılacak galiba şeye. Neye katılacak? Ekibimize veya %25 daha şey olacak. City Defense şehir defansı için olan research masrafı daha da düşecek. Ama ben tabii yeni insana ihtiyacım var ki daha çok alan keşfedeyim, daha hızlı gelişeyim. O yüzden yine aynen böyle. Bunların da 4 var şimdi. Bunları nereden yollasam? Bunları ileri yollasam, bu ikisini aynı yollarım. Bunları yukarı yollamaya devam edeyim o zaman. Ne oldu lan? Geçemiyordunuz mu buradan? Ha dur. Turn bitmiş galiba. Daha fazla yürüme hakları yok galiba. Bu hiç hoş olmuyor ya. Hiçbir yerden gidemiyoruz şu an. Buradan geçemiyorum. Buradan geçiyor musunuz mu? Geçin bakayım. Ah sanctuary bulduk. Buradan yemek elde ederiz. Böyle çok güzel düzlüğüne bir şey yaptık ama hayırlısı. Outpost da kurmuyorum çünkü uygun bir yerleşim yeri bulamadığımı düşünüyorum henüz. Belki şuradan geçersek düzgün bir şeyler buluruz. Bakalım. Onlar burada sıkıştı. 13 tane turn'den sonra çağa atlayacak zaten. Ama bu da böyle olmaz ki. Hiçbir şey keşfedemiyoruz. Bunlar şimdi turn burada yiyecekler. Aha buradan yukarı çıkar bunlar. Tamam bu olur. Bunlar çıkamıyor dediğim gibi. Ve mecbur etrafından dönecekler. Buradan böyle döne döne gidecekler. İyi. Ama burası yüksekte iyiymiş ya. İki tane de kaynağı var. Onu ama onlar gider. Biz şöyle şurayı tıklayalım bakalım. Bunlar da bir yandan böyle gitsin.
bunların yolu da böyle olsun madem öyle. Yapacak bir şey bulamadım ya, bu kadar şey olmamalı bu iş. Daha yerleşkemizi kuramadık yani. Ayıp denen bir şey var oyun. Siz bir ayrılın bakayım. Siz de şöyle gidin. Siz tabii ki buraya yemeğe gidin. Yemek mühim, yemek önemli. Aynı zamanda bunlara outpost kurdurursam etrafta nasıl şimdi? Etraf iş yapar mı? Aslında burası çok tatlıymış be. Aynen, bunlar buraya outpost kursun bakalım, bir tane başlasın oradan. Bunlar da böyle gitsin. Olayların zaten yolu belli. Avcı göçebe olmak da zor işte. Ne yemek bulabildik de bir şey bulabildik. 8. törne vardı bile olay. Av yapmam lazım ki bir şeyler olsun. Av da yapamıyorum. Hoş olmadı yani. Şu an anladığım gibi gitmiyor açıkçası. Geldi. Yani gerildim. Bunu da bu dayıyla buraya yollayayım. Buradan yemek alsın bunlardan. Kaynak olarak 1 gösteriyor ama 10 falan alıyor. Onun matematiğini çözemedim açıkçası henüz. Tamam, bunlar da gitti. Bunları zaten yollamış mıydım? Bunlar zaten mecbur alacak üstünden geçecekleri için. Bu tamam. Bu dayılar da tamam. Avcı toplayıcı olup da hiç av yapamamak da ayrı bir kötü ya. Şuradan bir görsem bir av da avlasam. Bu da bitti. Hadi bakalım. Aha. Kayıp birileri varmış. Yani diyor ki senin Scott'un sana geldi. Yorgun argın bir şekilde nefes nefese. Aradan başka bir kabileyi gözetlemiş. Oradan da çok uzakta olmayan başka bir kabileyi gözetlemiş ki biz dünyayı gezdik anasını satayım. Hiçbir yerde artık başka kabile göremedik. Oradan kaçan 2-3 tane eleman varmış. Onlar da bize katılsın mı katılmasın mı derdi bu. Ben de katılsın diyorum. Katılması iyidir. Evet, şimdi 5 tane kabile üyesi topladığımıza göre artık çağ atlayabiliriz. Burada seçebileceğimiz bir sürü seçenek var. İlk ben mi atladım ya çağı? 6 tane o ilk ben atladığım için ilk ben seçiyorum. Güzel. Evet, bunların farklı farklı olayları var. Bu anladığım kadarıyla Sümerler. Buraya bakıyorsun Hititler diyor. Bildiğin Hitit ya, bizim Hititler. Bunlar Makedon galiba. Makedonların başlangıç noktası. Savaşçı bir durum var bunlarda. Yani bilmiyorum bunu seçer miyim? Seçmem büyük ihtimal. Nubians ticarette iyiler. Para o konusunda iyiler ki bir sonraki aşamada para falan da dönecek. Orayı daha hiç oynamadım. Orayı ben de çok merak ediyorum. Bir sonraki videoda yapacağız orayı artık. Yani bugün olmazsa yarın ya. O kadar çabuk bir dönem. Olmex Aztek İnka galiba. Buna yakın bir görüntü var. O olabilir. Phoenicians'lar da şey gibi duruyor. Yunan gibi duruyor. Ve yine bunlar da merchant. Parayla ilgili. Zaten Zu ya da Hu. Bunlar şey. Doğu kültürüne yakın bir durumu var. Asaryans İranlılar gibi duruyor. Bana öyle geldi. Yani İran gibi geldi. Bunlar da şey. Yani keşfedici, fethedici bir durumu var. Babilonlar, Babilon deyince zaman Babilon herkesin aklında aynı görüntü. Daha böyle Zerdüştü'ye yakın bir durum. Ama Babilon bunlar işte. Babilonlarda da şey durumu var. Bilim adamı durumu var. Mısırlarda inşaat falan buna yönelik. Ben de çok detaylı bilmiyorum. Çok detaylı anlatamıyorum. Ama ileride yani buna daha böyle sararsa, daha hoşuma giderse bir tane şey yapmayı düşünüyorum. Bir tane değil de birçok rehber videosu hazırlamayı düşünüyorum. Şimdilik sadece böyle bir oynanış videolarında kalmayı tercih ediyorum.
Harappans şey gibi geldi, Sümerler gibi geldi. Bu tarlalar, mağaralar, bina yapısı falan Sümerler gibi hissettim. Neyse. Seçimimi neyden yapacağız? Bu alarm da neyse. Kusura bakmayın tekrardan alarm için. Bu seçimi de neyden yapalım? Çok kafam Harappans'a gidiyor. Sümerleri oynamak ilginç olur. Hititler bizim topraklardan sonuçta. O da güzel olabilir. Oyun mantığına göre para gerekecek. Nubians ya da Phoenicians güzel olabilir. Zhou'yu bilmiyorum yani, temel anlamda Zhou'nun ne olacağını bilmiyorum. Assyrian zaten oyunun şu andaki temel mantığı keşfetmek ve şey üzerine. Keşfetmek ve fethetmek üzerine. Buradan da iyi bir sonuç çıkabilir. Neyse biz şey yapalım. Bir tanesini seçelim. Harappans olsun. Çok fazla kasmaya gerek yok. Ve bu kültürü şu an işledik. Vay, dayının tipe bak. Bunun doğrusunu bilen varsa da söylesin, ben de öğreneyim. Dayının tip de hoş oldu ha. Bıyıklı mıyıklı. Bıyıklı. Confirm. Şu an kaç turn kaldı? 9, 10, 11, 12, 13. 4 turn kaldı. 4 turn sonra çağa atlayacağız. O yüzden artık yerleşkemizi kurmamız gerçekten önemli. İlk yerleşkemizi kuralım. Çağa atlayamadım. Çağa atlayalım. Bunun gideceği bir yol daha varmış. Onu gitsin. Aslında burası da çok tatlı duruyor ya. Bakayım. Bak burası çok verimli değil. 7'ye 8. Şunlara, şuna mutkine bak. Şu bölgeye bak. Buradan 14 çıkartabiliyorlar yani. 14'e 5. Bu yukarı çıksa. Ha, ben biraz önce yukarı çıktığımda niye böyle yapmadın ya? 19'a 5. Böyle yukarı çıksın bunlar. 2-3 turn alır ama iş yapar. Bunlar da keşfetmeye devam ediyor. Başka var mı? Bir tanesi idle'mış. Aha bunlar. Bunlar yeni katılanlardı bize zaten. Bakalım buradan bir yol bulabilecekler mi? Bulamadılar. Bir turnu boşa yedik orada. Bak burada 20 diyor. Ha, ransacked. Tamam, orayı halletmişiz. Yanlış bilgi. Kültürünü seçtikten sonra... Neyse şunu izleyelim. Everyone contributes. If you're terrified of wild animals, you can grow lentils or catch fish. Tribes settle towns. Towns develop markets, and markets begin the exchange of goods, services, and most important, rumors and hearsay. While the Harappans certainly had markets, they left few remains. Please show us what they might have done. Evet, şimdi Ancient Era'ya geçtim. Ancient Era'da daha ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bundan sonrası tamamen artık doğaçlama olacak ve öğrendiğimiz üzere neymiş? Eğer ki ben yani bir kültürü adapte ediyorsak kendimize, ondan sonra direkt çağ atlıyoruz. O yüzden adapte etmememiz de önemli bence en başta artık. Yani biraz bekleyebiliriz. Ama beklerken bir önceki oyunumda da yani buraya kadar gelmiştim. Çünkü sonradan kamera hatası ve benzeri dolayı iptal ettim onu. Bir önceki oyunumdan da gördüğüm kadarıyla eğer biz adapte edemiyorsak diğerleri başka, yani bu seçeceklerimiz arasında kendilerine başka şeylere adapte ediyorlar. Bizim seçim hakkımız ortadan kalkıyor onu. Yani ilk olmak da önemli. Özellikle belli bir planınız varsa ilk olmak önemli. Bunun dışında bu oyunu ben gerçekten sevdim. Oynanış videolarına devam edeceğim. Eğer isterseniz rehber videoları da yapmak istiyorum. Yani ben kendim istiyorum açıkçası. Siz de isteyin. Güzel güzel yapalım, izleyelim. Tabii ki bir yorumunuz, bir eleştiriniz ve benzeri bir şeyiniz varsa lütfen aşağıya yazın. Takip edin, abone olun, like atın, dislike atmayın. Temel kurallar bunlar. Onun dışında böyle söylemek istediğim özel bir şey var mı? Yok. Umarım sizler de bu oyunu benim gibi seversiniz, oynarsınız. Kendinize dikkat edin. Yerleşke kuramadık bugün. Bugün vatanımızı seçemedik.